demirde balonlu hastaya uyguladık. Hastamız kendisine nasıl dikkat edecek? Nelere dikkat edecek? Çünkü mide botoksu gibi değil mide balonu. Evet. Orada da yine diyetisyenimiz devreye giriyor. Nasıl besleneceğini, küçük hacimlerle nasıl alacağını, gıdalarını tek tek onlara anlatılıyor. Ardından da hastamızı aralıklı kontrole çağırıyoruz. 6. ayda olduğunda da bir endoskopi kontrolü yapıyoruz. Ondan sonra da çıkartıyoruz. Midedeki herhangi bir hastalıkla karşılaşıldığı zaman mide botoksu ya da mide balonu öneriyor musunuz hocam? Yani kilosu, body mass endeksi 30'un üstündekileri öneriyoruz. Hem botoksu hem de şeyi. Ama mesela bir endoskopi sırasında bir ülser görürsek ya da aşırı bir gastrit görürsek, o zaman ilk önce onun tedavisini verip daha sonra hastamıza uygulama için çağırıyoruz. Burada tabii hastanın tedavi olması da önemli. Tedaviden sonra mide botoksu ya da mide balonu tercih ediyorsunuz. Çünkü belki hastalığı da ilerletebilir. Tabii ülserli bir hastaya balon verdiğiniz zaman mekanik tahriş olacaktır evet. Orada. Onu mutlaka iyileştirip öyle takıyoruz tabii ki. Peki mide botoksu 6 ay kalıyor dediniz ya hocam. Evet. 6 aydan sonra tekrar isteniliyor mu, tercih ediliyor mu ya da mide balonu belli bir mi? Tabii tekrar konulabilir veya 1 yıllık balon tercih edilebilir. Evet. Eğer ki kilo istediğimiz düzeye gelmediyse bir ay kadar mideyi aldıktan sonra dinlendiriyoruz. Bir ay sonra tekrar ikinci bir uygulamayı yapabiliyoruz. Peki mide balonunda da mide botoksunda olduğu gibi kilo verildikten sonra o seyir nasıl devam ediyor? Ya alınabiliyor mu evet. Tekrar verilen kilolar? Yine çok küçük de olsa alınabilir ama yine bu hayat tarzı oluyor. Evet. Yine diyetisyenin tavsiyelerine devam etmesi gerekiyor. Yine spora devam etmesi gerekiyor. Dediğim gibi yani siz bir tüp mide ameliyatı bile yapsanız ama o hasta devamlı çikolata, yüksek kalorili şeyler yerse az miktar yiyebiliyor ama onları da hep yüksek kalorili yerse onlar bile kilo alabilir. Ama burada hedef birlikte savaşmak. İşin tıbbi yönünde biz varız ama işi başaracak olan hastamızın kendisi. Bazen de hastalarımızda hızlı bir kilo kaybı olabiliyor hocam. Evet. Peki o kilolar tekrar alınmaması için de yine diyetisyenin vermiş olduğu retiketliğe dikkat edilmesi. Aynen öyle. Biz çok aşırı hızlı kilo verilmesini istemiyoruz. Metabolik dengeyi bozmamak için. Evet. İşte burada diyetisyenin belli bir kalori ölçeğine göre ve belli niteliklere göre işte protein, ağırlık, işte bazı vitaminleri takviyesiyle yapılan işlemlerde o hızlı kilo verme olmaz, sağlıklı, uzun vadeli, uygun bir kilo verme olur.